Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak donanmaya katılmaya hazırlanan TCG Anadolu'nun görev sistemleri birer birer sınavları geçiyor. Yıl sonunda göreve başlaması planlanan dev gemide 50'ye yakın SİHA konuşlandırılacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta TCG Anadolu'da gelinen son noktayı gündemine aldı. ...2016 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yönelik projede heyecanlandıran sona gelindi. Sedef Tersanesi'nde kabul faaliyetleri devam eden çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu'nun seyir sistemlerinin deniz kabul testleri icra edilmeye başlandı. Testlerde 12 Aselsan sistemi değerlendirilirken gemide şirketin geliştirdiği 36 sistem yer alıyor. Savaş sistemi analizi, fonksiyonel ve fiziksel entegrasyon, elektromanyetik uyumluluk ve interferans, radar kesit alanı analizi gibi savaş sistemi tasarım çalışmaları da Aselsan tarafından yürütülüyor. Şirketin sorumluluğundaki sistemlerden MITOS, MITOS sayısal pilot masası, Kulaç İskandil, VEMES meteorolojik ölçüm sistemi, ANS-510D Sayro, Alper Radar, Seyir Radarı, Parakete, Manyetik Pusula, DGPS, alarm ve anons sisteminin deniz kabul süreçleri gerçekleştirildi. F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışından vazgeçilmesi denize inmek için gün sayan TCG Anadolu'da da planları değiştirmişti. SİHA'ları dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. Yıl sonunda envantere alınacak Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde helikopterlerin yanında hava aracı olarak SİHA'lar görev yapacak. 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşturacak. Türkiye bu hamlesiyle dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. TCG Anadolu'da kullanılacak SİHA'lar içinse savunma sanayinin öncü şirketlerinden Baykar çoktan harekete geçmiş durumda. Şirketin genel müdürü Haluk Bayraktar, dev savaş gemisine otomatik kalkış ve iniş yapabilecek bir SİHA için çalıştıklarını belirtti. Bayraktar TB2'nin TCG Anadolu için geliştirilecek versiyonunun bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor. 232 metre uzunluğa, 58 metre yüksekliğe ve 32 metre genişliğe sahip dev geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını taşıyabilecekken, havuzundaysa bulunduracağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara da katılabilecek. Bu kapsamdaysa milli imkanlarla FNSS tarafından geliştirilen ve kara il deniz kabul testleri devam eden zırhlı amfibi deniz hücum aracı ZAHA ön plana çıkıyor. Eylül 2022'de envantere alınacak olan zırhlı amfibi hücum aracı TCG Anadolu'da görev alacak. ZAHA bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alabilme kabiliyetine sahip araç olarak ifade ediliyor. Araç olası bir deniz harekatında gemilerden denize indirilerek askerlerin karaya güvenli bir şekilde çıkarma yapmasını sağlıyor. ZAHA, personel taşıyıcı, komuta aracı ve kurtarma aracı olmak üzere 3 değişik konfigürasyona sahip bulunuyor. 8,3 metre uzunluğunda ve 3,3 metre genişliğindeki araç %60 dik eğimde tırmanma yapabilirken %40 yan eğimde ise tutunabiliyor. 2,5 metrelik dalgalarla baş edebilecek şekilde tasarlanan ve denizde kendini düzeltebilme kabiliyeti olan zırhlı araç, denizde 7 nat, karadaysa 70 kilometre azami süratle yol alabilecek. Azami 300 kilometre menzile erişebilecek araç, 12,7 mm makineli tüfek ve 40 mm bomba atarla donatılırken uzaktan kumandalı silah istasyonuna da sahip olacak. Öte yandan farklı donanımlara da sahip olan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, gerektiğinde 1000'e yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabilecek. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen gemi bilgi dağıtım sistemi de TCG Anadolu'da kullanıma alınacak. Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek olan TCG Anadolu ile Türkiye, Mavi Vatan'da çok kritik bir üstünlüğü de ele geçirmiş olacak. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak donanmaya katılmaya hazırlanan TCG Anadolu'nun görev sistemleri birer birer sınavları geçiyor. Yıl sonunda göreve başlaması planlanan dev gemide 50'ye yakın SİHA konuşlandırılacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta TCG Anadolu'da gelinen son noktayı gündemine aldı.